Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtin. Aşkımızdan. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtin. Aşkımızdan. Yıkılasa demem sana, sana, sana. Yıkılma ki ölmeyesin. Neler çeker insan, neler, neler, neler. Bir düşkünsen de göresin. Her sevgi gülemem, gülemem ben. Yalan dünya.
sensimi sensiz geçen günler verdiler simi vermeden sevgilim son nefesimi olanları unut affet sevgilim yeter ki sen beni sen beni affet sevgilim olanları unut affet yeter ki sen beni affet sevgilim. Gözler yol gösterip gönül hükmeden insan oğludur bu hep hata eden sanırım kullarını sen beni affet sevgilim olanları unut affet sevgilim affet sevgilim ah sevgilim ah, affet affet sevgilim. Ladies and gentlemen, Münaha, başta hanımefendiler olmak üzere, şeref verdiniz, hoş geldiniz, mutluluklar getirdiniz, kalp getirdiniz. Şimdi dünyada milyar var değil mi? Kaç, milyar mı, milyar mı? Milyar değil mi? 5 milyar. Şimdi 60'tır. Rekoru da Türkiye kırmıştır. Allah cezamızı verecek. Bırt çocuk, bırt çocuk, zırt çocuk, bırt çocuk. Ondan sonra nasıl doyuracak bunları? Dünyada 5 milyar insanın sevgisi, yani bu değil de işte kalbi buna benzetmişler. Bunun içine sıkıyor. Demek ki sevgi istediği zaman dünyalar kadar büyür. İstediği zaman o dünyalar kadar büyüyen o sevgilerin hepsini alır. Küçücük buraya sığdırabilir. Sevgi böyle bir şey. Hı. Ben her zaman söylüyorum. Sevgisiz yaşamak çöldeki bir kuru ağaca benzer. Aşksız yaşamak, sevmeden yaşamak. Mesela ya seni kimse dünyalar kadar beni seviler, çok seviler. Peki sen kimse
Hiç kimseyi sevemiyorum ya. Ot. Lan ot. Ot lan. Yani farkın ne? Ot da kesiyorsun. Yarın sabah geliyorsun yine bir çıkmış. Maydanoz kimin? Ben hep derdim ya, ben maydanoz gibi. Beni istedikleri yerden kessinler gene ben yeşerim yani. Maydanozu kesiyorsun sabah çıkıyor. Kesiyorsun sabah çıkıyor. Onun için kesmeye kalkmayın. Sevginin var olduğu yerde bütün ayaklar frene gidiyor. Şırak diye. Balatalardan şöyle diye bir ses çıkıyor. Niye? Sevgi ağır basıyor. Hemen herkes frene basıyor. Sevgi ağır basınca. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nde biz de birlik ve beraberliği bozmadık. Sevgili dostumla birlikte araya giren Seda Sayan Sada. Tabii hoş bir Sada. Seda başka bir de Sada var Arapçası. Understand? Dua edin daha Fransızca eklemedim. Bir de Fransızca var. Şimdi iki tane arkadaş yola gidiyorlar. Biraz vaktinizi alıyorum, özür dilerim. İkisi de yolda gidiyor. Diyor ki ya bu böyle olmaz diyor. Gel birbirimizi taşıyalım. Nasıl olacak diyor. Birbirimizin sırtına binelim. E bindik nasıl anlayacağız ineceğimizi? Demiş ki herkes birer şarkı söylesin. Kim şarkı bittiği zaman insin öbürü binsin. Şarkı binsin öbürü binsin. İyi. Birinci çıkıyor işte kendi kendine biter. Uzun hava muzuna türkü söylüyor. Bitiyor şarkı iniyor öbürü çıkıyor. Bu başlıyor. Ne lo lo, ne lo lo, ne lo lo, ne lo lo, ehe. Lan bir delollu, iki delollu, üç delollu bu bakıyor ki 15-20 dakika. Ya dedi ki bu şarkı ne zaman biter? Dedi ki daha bu lolo, daha lilisi var geride. Onun için biz loloyu da liliyi de birleştirdik. Güzel arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Beni değerli dostumla bir araya getirdi. Biz bütün tabuları yıktık. Dostluk tabularının, dedim ya birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde, hele bu dönemde bizim Bülent Ersoy'la dargın olmamız kadar çirkin bir şey de yok bana göre. Doğru mudur efendim? Peki. Selçuk Tekay kardeşimin eşliğinde tabii adetten olduğu için, yoksa orkestrası bu kadar kişi değil, çoğu arkadaşları da getiremedikleri için, çünkü yerimiz yok. Yani yerimiz yok derken yerimiz geniş de tesisatların buraya o kadar sığması, öbür tarafta böyle bu tarafta yani zor. Tonmeister Memo çok zorlandı. Bu değil orkestra tabii. Bu orkestranın üçte biri diyebilirim. Güzel orkestrayı bir alkışlarsanız. Benim arkadaşlarımı da bir alkışlarsanız. Şeref verdin hoca. Hoş geldiniz. Arkadaşlarım da şeref verdiler. İşlerinde benim çok değerli dostlarım var. Bana çalan arkadaşlarım da var. Yani birbirimizden ara ara çalıyoruz böyle sazendelerimizi. Çünkü kıymetli değerli insanlar. Onların değeri böyle şeyle ölçülmüyor. Ve huzurlarınıza gelmeden önce bir değerli dostumuzu bir ağırlayalım bakalım. Nasıl ağırlayacağız? Çok fazla uzatmayacağım. Onu herkes biliyor. Bu akşam ekranları başlarında eğer oturup bizi izliyorsanız çok farklı, çok değişik bir yorum olarak, ses olarak aynı ama eski Bülent Ersoy vardı ya, arabesk parçalar bizi yakan, yıkan, yurdumuzu, yuvamızı dağıtan halı geldi. Vay, vay, vay. Arkadan çekelim biraz. Çok değişik bir Bülent Ersoy dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz, dinleyeceğim, dinleyeceksin. Ebbesin, ebbese ip, ebbe otur, öp. Ben ilk Kur'an kursuna gittiğimde ilk elifbeyi biliyorsunuz, o biraz ritimlidir. Ama Urfa'nın dışında zannetmiyorum öyle ritimli olsun.
Hazır mıyız efendim? Çünkü onun değişik makamları vardı. O makamların üç tanedir. Onun üçünde üç tane türkü yapacağım ayrı ayrı. Onun için sen dur bakıyor sakın okuma diyor. Çünkü hırsızlar var. Televizyonların başlarında oturan bir de hırsızlar var. Bülent Ersoy geliyor.
bu gece. Gelin getirdim oğlum, gelin. Ne getirdin? Gelin getirdim, elimize bak bak. Çek Aslı, Nesli ile Stelion'un kınanı. Bak dün gece gel buraya, bizim... Gel buraya, kına gel, mı yaktınız? Evet. Kınayı getir hele. Kına gecemiz ne lazım. Ne zaman yapıldı bu kına anam? Oo, düğün var 14 Temmuz'da sen hala... Senin şu uyumaların da beni öldürecek. Senin uyuman da beni öldürecek. Gelin çok keyifli gülmeye başladım. Al geline bak bak gelin. Bir dakika. Kına yaptınız, ben neredeydim çocuğum? Senin ekstran vardı oğlum. Siz nasıl yani? Antalya'daydınız. Hah. Ekstranız vardı. Bu kınada siz de vardınız. Ben yoktum. Ben yoktum. Biz gelin onlar kendi kendilerini yakmışlar. Benim olmadığım işte. Bir kınada eğer yoksam ben de ne yapacağımı bu akşam göreceksiniz. Asla efendim asla. Ne zaten gibi haliniz... ne yapacaksın? Zaten ne olacak yani? Göreceksin ne yapacağımı. Ne yapacaksın ya? Ne sürpriz yapacağımı göreceksin. Ne olur? Nedir yani? Nedir? Nedir? Ne yapacaksın? Sen söyledin. Ben söylemeyeceğim. İlerleyen dakikada göreceğiz. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz. Bak bir şey. Hadi ben belki beni yutturur, bana yutturursun da o bunları yemez. Ben, kim? Öyle ben, bir yer ki. Bunlar bu ticari işler bunu. Sen yemezsin. Direkt çiğ güften içine sıkımlar. Bela adına o zanneder ki çiğ güfte veriyor. Yemin ederim ben. Ben. Ne yapacağım? Bak, ne yapacağım? En son orada kaldık biliyorsun. Hadi lan dedim. Evet. Yürü lan dedin. Evet. Ben gelini getirdim. Ben de. Koltuğu da getirdim. Nereye? Gel. Ha getir. Buyurun. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ah. Canım. Bak. Sağ ol. Papatyaları da koydum suyun Ayman içine. Ayman efendim çok teşekkür buyurun. Ederim hayatım. Çiçekleri çok... de geldi al. Papatyaları çektin mi Cano? Sen de Allah cezanı verecek. Ver. Çok ha. Teşekkür lan, ederim. Lan senden var ya koy, bir daha senden çalışmayacağım. Sen Allah. Şimdi bunları barıştırdım biliyorsunuz. Ne? İkisini. Niye küstün? Kim bak hocam? Ben bu kadar senden çalışıyorum, bana papa diye getirdin mi? Cano kim ayol? Bunu da tanımıyorum ben. Bu Cano çok bela bir Cano. Hayatım aynı saatte sahnedesiniz de ondan. Hala. Kimle konuşuyor bu şimdi? Bu kamerayla konuşuyor, kafayı yedi bu en son. A değiyor. Yedi tabii. Yedi. En son kafayı yedi. Abiciğim ben söylüyorum ki. Ama bunun içinde bir şey vardır bu kamerayla konuştuğuna göre bir şey var. Vardır mı bir bildiği diyorsun? Cano bak. Bunlar kına gecesi ya, kınayı yaktılar. Ben de kına yaktıracağım onlara. Bak, bir kına yakacağım, görecekler nasıl kına yakacağım. Sen dikkat et, et de biz sana yaktırmayalım. Bence de sen, bu gece sen dikkat et. Sen dikkat bizden, et. Sen halamla benden et. Sürpriz bekle. Ya, Allah'ım izniyle. Cano, yukarı ben çıkıyorsun. Ben de senin 14 senin... Şuraya zoom senin... yapıyorsun, şuraya zoom yapıyorsun. Şuraya. Bu papatyanın içine. Cano papatyanın nerede içine. Bu Cano? Kim bu Cano? Cano şurada. Zoom yap evladım bu kadar mı? Gel biraz yaklaş in aşağı. Bu Cano'nun cinsiyeti ne? Kız mı erkek mi bu? Erkek. Oğlum gel şunun içine doğru sok kendini. Sok. Bana bak bana tatlı ses. Hı. Ben de senin. Sen diyorsun ya halanla sana sürprizim var. Ben de senin 14 sevgilini buraya çıkarmazsam Seda değilim. 14 değil ya merhamet edin. 14 dedin. Ya öyle hangi sallıyorum. Öyle sallıyorum. 124. Hangi o ne hanımefendi? Sana da verdim ondan. Ne yaptın? Ben bu kadar ateşli değilim. Ben çok, çok ateşli. Kadın evleniyor normal oğlum sende. Ne yapıyorsunuz siz anlamadım ya. Ne? 14 Temmuz'da düğünümüz var. Hayır değil bu İbrahim var ya en son bu uyanır.
Bunu da hep ben uyandırırım. Beni delirtir bak. Sen gelsene abicim şuraya. Gel abicim gel. Şuradan gidiyorum bak. Her şey kontrolüm altında. Gebertirim. Yanaşıyorsunuz. Şuradan, oraya mı oturuyor? Şurada karşıdan istelyonu. Stelyon yani. Şurada oturuyor. Stelyon. Benim orada ne işim var canım? Ben bakacağım size oradan. Aa, şurada iyi. Oturuyor. Ha. İyi hadi. Biz ne yapacağız şimdi? Ben de motor nerede çalışıyor? Bir kapışın bakayım. Bir kapışın. Bir şarkı şey. Suat Sayın'ın ver. Allah! Çok geç anladım.
kendimi unuttum ben. Hayatımı sana verdim gençliğim gitti elden. Şimdi artık yalnızım. Ah neye yarar zalim söylemezsen. Kimse karışamaz. Sen de karışamaz. Sen şeye gel. Kim görmüş benim güldüğümü? Açmazsa beni, açamam onu. Açmazsam onu, açamaz beni. İkimiz bu akşam düet yapmayacağız. Niye diye sorarsanız akortlarımızdan dolayı yapmayacağız. Çünkü denge tutmuyor. Ya bu akşam ben onu bitireceğim ya o beni bitirecek. Araya falan girme. Bak kim gebertirim? Benim halama pusu kurarsan gebertirim. Pusu mu su? Sakın. Yemez diyorsun. Ah, halan yemez diyor. Yol senindir diyor bak. Peki. Hala yandık yapma. Yapma hala. Hadi hadi. Ver bakayım. Hadi, hadi. Ver bakayım reji. Hadi hadi hadi. Ver bakayım reji. Hadi 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 hadi. Öyle mi? Gez.
Hele hele ne dersin? Hala buna inanma, hala buna inan, hala. Bak bu bize bir şey yapacak hala. Aman bize ne olur ki be hala. Dert sinamı, dert sinamı çürüttü benim dert sinamı. Ah dert sinamı çürüttü karda. Ah dert sinamı, dert sinamı. Ah felek taktın tacın yıkılsın. Ah felek taktın tacın yıkılsın. Senin her işin tersine mi? Tersine mi? Ah felek taktın tacın, ah mame taktın tacın yıkılsın. Her işin tersine mi? Evlerinin önü boyalı direk yerden yere. Sınırda olan mikrofon ayağımı, sınırda olan mikrofon ayağımı bu tarafa alıyorum. Bu sınıra alıyorum. Buyurun. Savaş mı ilan ettin bize? Aynen. Bana bak. Bizle baş edemezsin. Ben kınada yokum ha. Kınayı getir anne. Kınayı getir anne. Al al al. Batırane bu gece misafire. Ya bir dakika. Hakikaten Allah cezanızı ver. Ben bak, çok al. Bak kına gece ben çok ağlardım ya. Vallahi sen çok. Sen yoktun annem. Allah yediler beni. Neler keyif, ne keyif yapardık biz. Kusura bakma. Neyse tamam buyurun. Evet buyurun. Siz ne diyorsunuz hadi. Biz ne diyeceğiz? Bizle bence sen uğraşma. Sen bizle uğraşma. Bak bak hükümet gibi oturuyordu bak. Uğraşma. Uslu uslu dur. Biz seninle uğraşmaya gelmedik. Biz bu, ne istiyor şimdi? Güvercinler anlamadım. Uçurduk. Bilmiyor musun? Ha bekliyorum. Arabesleriniz varmış. Arabesleriniz varmış. Bir şey bekliyorum. Ne söyleyeceksiniz? Hadi bir tane şöyle. Evet. Oh hadi hala. Hayır siz istediniz zaten. Bu başımın etini yedi. Ben, hala evet, hala yedim. Diye. Evet özellikle ben, biz aman istedik. Aman hala. Ne olur özellikle Allah aşkına istedik. Nuh Nebi'den kalma okuma. Aman hala kurbanın olayım. Tamam evladım. Tamam evladım diyorum. Bu da anlamıyor. Tamam çocuğum okumayacağım diyorum. Aman hala sen yine kaçırırsın. O mamuva yaparsın diyor. Yapmayacağım. Ulan yapmayacağım diyorum. Anlamıyor. Bu ne bu giden? Uçak. Uçak mı bu? Tabii alışmamış. Onların pazar günü aynı karşı karşıyaydık efendim. Onların orasında uçak yok. Bizim buramızda uçak var yani. Neyse.
Ne okuyacağız şimdi? Hala ne okuyacağız şimdi? Nerede kalmıştık bir daha? Ben hadi şu kalkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Evet, evet, evet. Demiştim size. Demiştim. Denişik, denişik bir Bülent'ten sonra dinleyeceğiz. Değiştirdin.
Değiştirdin, değiştirdin günü benim. Tüm yaşantımı, tüm yaşantımı. Yani peşine bir şey mi bağlayacak dedin? Yok canım. Hani ben uzun havanın arkasına bir şey bağladım. Orada, orada, orada. Nasıl yerden kalktı? İki gözüm, iki yanaklarım ıslak. Bu gidişle deli deli gönder. İşte biz bu Bülent Ersoy'u arıyoruz. Bunu arıyoruz. Bu gece bulduk. Daha tuttum elinden kayıp bırakmam onu. Evet, evet. Elimde
Eğer yani tutmaz ise elimden onun için açık gider. Hoca gel. Hoca gel. Hoca gel. Ben biraz sonra bak ne yapacağım. Biz ne yaptık ki sana? Niye ki? Yerlerde sürünüyor. Ne ben? Oldun. Oldun. Ben. Vallahi 14 Temmuz'da sen de artık ha. Ne ben? Oldun. Gelin oldum. Yeah. Ne ben sen güveyim? Ben olamadım. Allah benim cezamı verecek. Hakikaten güvey yok ortada, ne olacak? Açık gider. Ben biraz sonra ne yapacağımı biliyorum. Ben merhametli ve duygusal bir insan. Ben bu kadar dayanamam. Ben gidiyorum. Hala be. Ay, hocam, Selçuk hocam. Bence bir şarkı daha. Ne yapacaksan sen yap be. Hala bir şarkı. Hayır. Evet. Thank you.
Siz beni yemeye çalışıyorsunuz. Şimdi ben hepinizi yiyeceğim. Gülüm şenlendir giden gelmiyor acemeden. Mami. Giden gelmiyor. Seda oku. Ne içti? Burası muştur, yolu yokmuştur. Giden gelmiyor. Acep ne burası hoş, havası hoş, giden dönmüyor, acep nedendir? Yüksek yüksek tepe, olsun. Hadi bakalım. Hala geleyim mi yanına hala? Gel. Aa. Sen ama bana bak çok fena. Geç buraya otur kardeş. Seda sen gel. Sen buraya otur. Nereye gel? Seda buraya gel. Geldim bir dakika ayol. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Düzen bozsun. Düzeni bozarım işte ortalık böyle. Ortalık karıştı. Düzen bozsun. Ben de diyorum bu beni niye kesiyor? Ne oldu? Armağancığım. Ne var? Enişte hoş geldin. Nasılmış? Sen var ya. Siz kınayı bensiz yaparsınız. Ben oturtmayacağım. Oraya da oturtmayacağım. Burada oturacak. Yüzüne de bakmayacak. Öyle daha nişan. Daha gerisi yok. Geç kız bu tarafa. Aa çok manyak ayol. Bir şey söyleyeceğim. Ay sen var ya İbrahim. Ama bu oo, çok kötü. Çok bu çok kötü olmuş. Bu böyle değildi. Sağ olun. Siz beni delirttiniz. Evet. Siz beni delirttiniz. Araya da oturayım. Erkek tarafı kız tarafı mı? Evet. Erkek tarafı kız tarafı. Bak. Hakikaten ne oldu lan? Nasılmış Sedat Hanım? Hakikaten. Bugün... Armağan Bey hani sizin ekstranız vardı. Yok ekstram ekstra. Bu akşam. Mikrofon. İbrahim Bey'in ekstrasındayım. İbrahim Bey bana düzenledi. Siz evet. Bana bunu söylememiştiniz. Niye? Ben, şey mi? Hani,
Hayır, konuştuk. Sen yalnız ne bedersin. Hayatım, benim ekstram var dedi. İyi sahneler olsun inşallah. Efendim bol olsun dedim. Ama... Bana kızmadı değil mi? Benim haberim yok bundan. Senin yok, evet. Ben hiç. Şimdi demek... sen gelini getirdin. Evet. Müsaade et de ben de damadı getireyim. Bak bak bak. Yani. Sen ben bir şey söyleyeyim mi? Sen burada nikah masasını da kurarsın birazdan. Bu gece ben burada bitireceğim. Öyle yemin başka et. Yerde nikah yok. Oluyorsa burada oluyor. Ah niye benim programla değil be? Bu da bak. Senin programın olmaz. Senin programın yazı yok. Eylül'de başlıyor. Biz 14 şeyinde şey ettiriyoruz 14'ünde. Ay çok manyak ya. Düğün orada. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi onu da mı yaptın? Bir dakika, biz oğlan tarafı çok nazlıyız. Öyle yani öyle. Yok öyle. Sen şimdi oğlan... Bir dakika. Hayır bir dakika. Erkek tarafı. Ben oğlan tarafıyım. Erkek öyle tarafı. Mi? Evet. Öyle gülmeyle münnen yapacağız. Sen oğlan tarafıyla beraber hallet. Saygım sonsuz. Alas mı aldık? Bay bay. Aaa gidiyoruz. Hadi sen oğlan tarafı. Evet biz oğlan. Yürü. Siz giderseniz nişan da bozulur. Her şey de bozulur. Yaklaşın buraya. Nemize gerek yok. Öyle burası Türkiye. Aman Allah korusun. Ayol sus. Şimdi sus, sevgili yok. Kardeşim şeref verdin. Hoş geldin. Sen bırak kız tarafını. O şeref bana ait. Biliyorsun bizde kız tarafı ayrı, oğlan tarafı şey yapıyor yani. Beni kınaya çağırmadılar. Kına yapmışlar. Yani yakmışlar kına. Yaptım. Sen haberin var mı? Benim haberim yok. Niye yok? Yani bana da haber vermediler. Kız sen ne fenasın ya? Ben tabii her şey benim başımdan şahmara. Hakikaten mi çocuğun haberi yok? Evet. Tabii öyle. Kendi kendinize. Kendi kendinize. Kına yaktınız. Evet. Nişanlı. Bir kilo aldık yaktık be. Sende de var mı kına? Bende yok ayol, ben bir şey sürer miyim? O güzelliğin bozulur dedi. Allah korusun, hiç sevmem öyle şeyleri. Aa ben severim bak, stresi de alır. Bunlar güzel. Bunlar cayır cayır yaptılar. Güzelliğin bozulur şimdi, dedi. Daha nişandır diye bir şey demiyorum. Böyle oğlumu ulu orta kimseye de teslim edemem kardeşim. Ha biz kimse mi olduk şimdi? Öyle mi? Bir dakika. Sen bana bak. Öyle mi? Dikkat et. Evet. Sen bize baksana, sen bak bize. Sen bana baksana ulan. Sen. Hayır şöyle ulan. Demek istiyorum. Evet. Yani bir şarkı birlikte olursa diyorum. Ha yani. Bir şey onu, olabilir. Bir bakalım diyorsun. Ha, tamam. Şarkı o diyorum. Siz yanlış anladınız. Söyle de bir yanlışlık olmasın evladım. Yanlış anladınız daha yeni barışmışsın. Aman Allah korusun ya Rabbi. O zaman olur. Evet. Unuturum diye yorma kendini. Her seven beni bir tutamaz. Bu kadar yürekten sevmişken seni, öyle kolay değil unutamazsın. Unutamazsın. Yıllar sonra bir gün beni anarsan, kulakların değil kalbin çınlasın. Yıllar sonra bir gün gözlerimde donmuş iki damlası, iki damlası. Gözlerimde donmuş iki damlası.
ısına varsın. Yorgun şarkılardan alarsın beni. Öyle kolay değil, unutamazsın, unutamazsın. Yıllar sonra bir gün beni alarsan, kalbin çığlasın. Yıllar sonra bir gün beni alarsan, kulakların değil, kalbin çığlasın. Ardından bakıp da öylece kalan gözlerimde İki damlası, iki damlası gözlerimde olmuş, iki damlası. Ardımdan bakıp da öylece kalan gözlerimde olmuş, iki damlası. Gözlerimde donmuş iki damlası. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hemen hududu bu tarafa geçeceğim. Öyle kırmızı halının öbür tarafından kalmayacağım. İbrahim abi, sen benleri ayırma abi. Ağzına sağlık kardeşim. İçeri gittim. Kardeşimi ben arabayla aldırttım. Ondan haberi yok. Getirttim. Yalnız bu kadar heyecan, olağanüstü bir heyecanla, yani bana karşı duyduğu sevgiden dolayı, saygıdan dolayı ben şimdi ona sevgi ve saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Heyecanlı kızlar anlattılar bana. Söyle, dinliyorum seni. Biz İbrahim abiyle yeni tanışmıyoruz. Çok öncesinden tanışıyoruz. Sen beni kaçırdın İbrahim abi. Sen beni hatırlıyor musun abi? Dur lan. Oğluma iyi bir bakayım. 2001'de hocam. Yer? Ortaköy Kültür Merkezi. Hatırlamaz mı? Bu ne ya? Dur bir dakika. Konuyu biraz anlat. Benim yarışmalara katılmamın İlk. Eski bizim. İlk. Evet. Evet. Popstar. Evet. İlk popstar değil. Hayır, ilk, yani benim ilk popstarım. Evet, evet, sizin ilk popstarınızda. Ne oldu? Oradan da tanışıyoruz. Derecelendirmeye girebildik ama devamı gelmedi oradan. O ne lan? Lan ben meseydim ne o zaman. Ne oldu, sen bu çocuğu geçirmedin mi? Sınıfta. Sen geçirdin. Herhalde geçireceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Türk sanat müziği okuyan erkekler arasında şu anda bana göre çok önemli bir ses. Çok. Bariton. Çok ve güzel çok ses. Nadir. Yani %3 veya %5 o da yaptığı namelerden dolayı detone olan. Bu biz %15 falan oluyoruz bazen. Çok güzel ses. Biz yani bizler bile. Doğrusu, sahneye de çok doğrusu, yapışıyor. Doğrusu. Gerçekten bakın söylüyorum, yemin ediyorum söylüyorum. Faruk Tunaz vardı aynı sesi de böyle okuyan, o zaman bıraktı. Ahmet Özhan biliyorsunuz çok billur bir ses ama bununki biraz daha hafif bariton. Hani Mustafa Sagaşar vardır ya, erkek sesi derdik ya, böyle tam bir erkek sesi. O sese sahip. Ben ve sahneye çok yakışıyor. Evet, çok, evet gerçekten çok. Çok güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ne? İkisini yan yana otursana. Ney? Ne bağırıyor be? Bağırırım ben. Bizde öyle adet yok böyle yan yana. Daha nişanlar kardeşim, oturak gelişim. Oğlum kınayı bile yaktık sen. İbrahim abi. Ya kınayı yakabilirsin kardeşim. Sen geç nişanlı böyle ayrı otur. Gel kardeşim sen. Abim sevenleri ayırma. Ne? Sevenleri ayırma. Kurban alırım. Bana bak erkek tarafı.
Ama sen çok yasak getiriyorsun, olmaz öyle. Bak. Kınayı erkek... yaktık sen ya hala. Ya olmaz kardeşim, sen geç böyle otur. Sevenlere, biz sevenlere ayırmadık, araya halı serdik. Misafiriz, reklamlara, reklamlardan sonsuz. Sonra, reklamlardan sonra. Allah Allah, hayret bir şey ya. Evet. Evet'le söze giren hiçbir sözcü, sözcü değildir. Yani boşlukta bir şey bulamıyor. Evet. U-A-ı-ları kullanan zaten başarısız bir adamdır. Efendim şimdi hava durumuyla programımıza devam ediyoruz. Ondan sonra neler olacak, neler yapılacak, neler söylenecek, yarışmalar mı başlayacak, halının o tarafı, halının bu tarafı mı? Yani halının, halı dediğim zaman yani halın, evet halı göreyim, geniş şey evladım, evet halının o tarafı, halının bu tarafı, o tarafı kız tarafı, bu tarafı oğlan tarafı. Ona göre herkes şeyini bilsin, sen de gardını al. Herkes bu senin bana bu kurduğun tuzak da unutulmayacak. Siz de alın, siz de alın. Ben bu kadını bin bir dil yani dökerek buraya getiriyorum. Sen burada bize bir şey yazmaz. Biz erkek erkeğe burada oturuyoruz da hesap kitabı yapmadım. Biz de yani kadın kadını ama beni burada sen beni halamla birbirimize düşüreceksin. Bir hava durumu bir dakika, geliyor. Bir dakika. Nasıl? Buyurun. Hava durumu. 1, 2, 3, 4. İyi akşamlar sayın seyirciler. Magazin İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre hazırlanan hava durumuyla karşınızdayız. Haftalardır polemik rüzgarlarına sebep olan Aylin Coşkun bu hafta içi itibariyle yönünü İbrahim Tatlıses bölgesine çevirdi ve diğer bölgelerin aksine bu bölgede sakin bir hava yarattı. Davut Güloğlu bence çatılacak en son kişiye çattı. Peki niye böyle bir şey? Nasıl yani? Herkese söylemişim, İbo Şov'a çıkıyorum demişim. Sen son dakika evet, yani bu kızın da günahı var. Ya. Yani böyle bir... Bana günah değil evet. Mi? Ağlama kız, biz arkandayız. O nasıl kasetinin tanıtımını yapmak evet, için kanal ya. Kanal geziyorsa evet. İbo Show gibi reytingli bir programda ben de kendi ekmeğimin derdine çıkıyorum. Ben de kendi kasetimin promosyonuna çıkıyorum. Bu benim emeğimi çalmaktır. Ekmeğime kim taş koyarsa canına okurum. Davut değil kim olursa olsun. Godfather. Wow. Aylardır tüm yurt genelinde kahkaha rüzgarlarına neden olan koca kafalıların bu haftaki kaynağı Bülent Ersoy oldu. Bu hava akımının yurdun her kesiminde kahkaha fırtınalarına neden olacağı tahmin ediliyor. Bağırın daha çok bağırın. Aferin daha çok. Eser. Buyurun. Müsaade edin konuşayım. Bağırmayın canım. Bülent Hanım konuşuyor burada. Ne kadar terbiyesizsiniz ya. buyurun Diva Hanım buyurun. Telefonu kapat. Ya telefonu kapatın ya. Kadın konuşuyor burada ya. Eser layık veçiyle okunmuştur. Ne? Ve layık veçil yani layıkıyla değeriyle. Anlamadım. Bütün tetimmatıyla. Ne tim? Tetimmatı yani kıymeti ile. Bir tanesi evet. Fazla vibrasyonlar. Ha. Efendim, vibrasyon fazla, yani titreşim. Telefon oktavı gibi. Çok kullanmaya yer yoktur. Bu da neden? Neden? Hakimiyeti namütenahi. Namütenahi yani gereksiz. Femi Muhsin ağızlı bir çocuk. O ne lan? Femi Muhsin ağızlı bir çocukmuşsunuz efendim. Zaten... Doğrudur efendim. Biz malımızdan eminiz. bunu çevirmeye gerek söylüyor? Yok mal dedi. Bir erkeğe... efendim bir emisyon yapacak demiştim. Emisyon yapacakmışsınız erkek olarak. O ne demek ki? Vallahi onu ben açıklayamam şimdi. Mezardan kim çıkarsa çıksın, yüreğini böyle makkapla oyarlar. Kan akıtırlar. Ne diyor lan bu? Oğlum bak bu iyice... Kıyamet koparacak. Bir dakika lan, bir dakika lan. Üçüncü dünya harbi kopacak. Evet. Aha Osman Deli. Vallahi öldür Allah. Ağzımı kapatsam başka yerden konuşur. Nereyle konuşursunuz? Sayın seyirciler, haftalardır tüm magazin bölgelerini etkisi altına alan Diva ve İmparator'un yarattığı fırtınalı ve soğuk hava bu hafta içi sabahların sultanının oluşturduğu sıcak havayla beraber tüm yurt genelinde tatlı bir meltem havasına dönüştü. İkisi de bence bu buluşmayı istiyormuş ki ne o bana ne diyorsun ayol demedi
Ne de İbrahim, senle karışıyorsun kardeşim demedi. Hayatımda üç kişi vardır. Hep söylüyorum bunu. Müzeyyen Senar, İbrahim Tatlısız, Türkan Şoray diye her zaman söylerim. Vay vay, yıkılıyor, yıkılıyor. Bizim çok böyle dargın, kavgalı kalmamız da çok hoş değil. Böyle bir tablonun içinde olmak gerçekten güzel bir şey. Süper! Efendim buradayız. Evet. Ha şöyle sarılın. Sarılın sarılın. Vay vay vay. Bu hafta içi tüm yurt genelinde Seda Sayan rüzgarları esti. Bu rüzgarlar ara ara sağanak yağışlara neden olurken Seda Sayan bölgesine farklı ve şaşırtıcı yönlerden aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. 1, 2, 3, 4 O ne ya? Hakikaten o ne ya? Sözlerinizle efendim aşk yaşama ihtimali var mı? Ay bilmem. Nasıl yani? Şimdi sıkı durun. Mesajın gönderildiği telefon numarası Tamer Karadağlı'ya ait. Tarih 12 Haziran 2007. Yer Adile Sultan Yalısı. Şey gibi sanki bir cinayet anlatı var. Ya. Yer tarih. Masadakiler çok rahat görünüyor. İki kişi dışında. Seda dakika, Sayan da... Bir dakika. Ne yaptık ki? Ne oldu ki biz rahat? Yani biz rahat değiliz, herkes rahat. El alem ne derse desin. Hadi 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 hadi. İçeri girerken yaptığı el işareti pek bir maniter. Yani dur. Yani ne diyor? Seda Sayan beni bekliyor içeride. El alem ne derse desin. Hadi 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 hadi. Hakikaten yakışıklı adammış. Ver! Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek. Alem sana gülecek. Magazin dünyasındaki hava durumunu sunduk. Bu sıcak havalarda herkese esenlikler diliyoruz. Şimdi. Bir de üstelik bana daha. Sen bir dakika damat beyi buraya getirdin. Bir gol attın güya bize. Bir de bana bunu yaptın. Şunu. Güya bize değil, şimdi attım. Bir dakika, biz seni burada bak, bakışımıza bir bak. Bakıyorum. Seni çok kameranı da görsün, bakayım ne var hele. Seni ne? Çok kötü yapacağız. Çok seviyoruz sizi. Bak biz sana, çok seviyoruz. Çok seviyoruz canım. Canım. Ah, biri kara, biri beyaz. Canım. Seni çok biri diyor çok seviyorum, biri diyor bak ne bak, yapacağız. Bak biz sana canım. Neler edeceğiz. Bak biz konuşuyor muyuz ikimiz? Sevgili arkadaşım. Kadim dostum. Ya böyle söyleyip sularımı gevşet benim. Bu işin nasıl olsa... Bitimi de var. Sonrası da var. İçeride. Ha. Canım aşkım canım. Bir tane. Hadi Allah Allah o ne lan? Büyük sanat. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Peki bir şey söyleyeceğim sana ya. Bak tamam yan yana oturtmam diyorsun. Bana ters diyorsun. Kesinlikle. Bir şarkı okusunlar yan yana. Bu ne karışıyor yana. Ya? Ama bu her şey karışır be. Bir şarkı okusunlar ikisi değil hayır, mi? Hayır abicim hayır. Allah Allah. Aa bana baksana sen. Esir miyiz be biz burada? Bir şarkı okusunlar değil mi? Duymadım. Duyamadım. Halk istiyor, halk, halk. Halkın isteğine, momento, halkın isteğine her zaman boynumuz kıldan incedir. Çünkü parayı veren onlar. Düdüğü çalan da onlar. Bir dakika duyayım. Ben diyorum ki halam ve Armağan birlikte bir şarkı okusun. Hadi kalk sen de süzülme. Allah Allah. Ne yapsın çocuğa sen dedik otur kalk bunu yap. Şarkı söyleyebilirler ama yan yana oturamazlar. El ele de tutuşamazlar. Ama günah onun anası babası yok burada yazık. Olmaz. Tabii günah. Sen babalık yap bugün olmaz. Olmaz abi. Babalık yap ona sen o uzaktan mı söyleyeceğiz abi orada ben burada. Hayır. O, aha. Sen bak şey, annem onu gel. O halının üstünde söylersin. Sen kenarında. Yok yok gel. Bak bak. Biz bir bunlar... şey söyleyeceğim. Çocuğun ödü koptu benden. Hakikaten hayır. Ya. Tut çocuğu. Gel. Gel çocuğum gel. Ya sen halının üstünde okumayın. El ele tutuşmayın evet. Ha. El ben halının tutuşmayın. Üzerindeyim. Çocuğum. Sen gel, yapma öyle kıskançlık yapma bırak gel. Ne
sayılamaz. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez köz gibiyiz. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamaz. Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamaz. Delicesine sevdalıyız. Öyle büyük ki bu sevgimiz. Biz ayrılamaz, biz ayrılamaz. Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamaz. Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamaz. Yer değiştiniz, yer değiştiniz. Yer değiştiniz. Allah'ım ya Rabbi ya. Daha yürekten, daha yürekten, daha yürekten, daha yürekten. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ay sen nasıl kıskançsın? Çok teşekkür ederiz abi. Ay o bıraksana bak şuraya geldim dinleyeyim bu, diye bu ya. Bu çok kötü bu. Ay ne kıskançsın. Buyurun abi. Sen. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Yerinize, yerinize, yerinize. Biz sana böyle yapmadık. Evet. İbrahim abi, rüya neyse gibi oldu. Ben kına yakmadım ki. Biz sana böyle sen yapmadık. Ekstra hele verdim ben. Hele ya, ben. Bak. Diyor ki bak şimdi ben. Diyor ki biz sana hatırlıyor böyle musun? Sanki ben kına mı yaktım bugüne kadar? Ha, gel gel de başını Allah ye. Allah. Sevenleri ayıramazsın. Ne? Ne? Kahule ayır şunları. La kahule. Ayır şunları. Mümkün değil. La olmaz. Sevenleri ayıramaz kimse. Ya ayırmıyoruz kardeşim. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Birleştirmeye sen az kaldı. Tamam sen nikah masan gelene kadar orada bu bir az değil bu. İbrahim abi rüya gibi oldu. Bak peki, rivayet valla doğru. Seda. Sen otur orada peki. Seda. Efendim halacığım. Peki sen otur orada. Bu şeyin bizim canda. Üçe kadar sayıyorum. Bir dakika bir dakika. Orada, bir dakika. Dur, efendim hala. Dur ayol iki dedik oluyor burada. Aman iki konuşturma be. Aman be. Söyle hala. Kafa yemiş bu. Dinle. Söyle halacığım. Can Tanrı yarın yemeğinde. Evet halacığım. Birinci gece ikimiz beraber gittik. Evet. Bu o zaman çok üzgün. Hı. Çok üzgün ama. Ondan sonra ben de tabii bunun üzüntüsünden. İmparatordan bahsediyoruz değil evet mi? Ha, çok, bak bir şeyler dökülüyor çok ortaya. Üzüldüm. Arandır. Çok üzüldüm. Çünkü onu üzgün görmek istemiyorum. Biliyorum. Yani o mutlu o, olsun. Senin sevdiğine inanıyorum. Senin sevgine evet inanıyorum. Neyse kardeşim biz bununla çıktık. Hı. Yemekten sonra şey. Gerisini şey yapma. Gerisini şey yapma. Nakkalı kırmayayım hiç. Ondan sonra ay, beni sen iyice ne şey zannet gerizekalı. Belirli bir yeri var oraya kadar alıkacağım. Peki. Herhalde. Korkuyor değil hala. Ay Allah. Ne korkacak ben alıkırım ya. Yok yok. Alıkmaz evladım. Alıkmam evladım. Alıkmam evladım.
Ondan sonra üzüldüm. Bununla 1,5 saat dolandık. Şehrin içinde ama İstanbul'da. Şehrin içinde. Nereye geziyorsunuz? Nerelere gezmedik? İkimiz de ama arabayı. Bir şey söyleyeceğim. Onu öne aldım. Benimki kesin o arada acıkmıştır. Bana bak, görenler de bir halt zannedecek. Halbuki biz öyle mi? Ya olmaz falan. Sen o arada acıktın mı acıkmadın mı? Acıktım tabii. Bak ben bilirim. Benimki... acıktım tabii. Evet. Neyse efendim. Bunu kendimce halletmeye çalıştım. Bir şeyleri hallettim ettim. Acıktın deyince şimdi aklıma geldi. Yani bana biz ona bana bir şey demiyoruz. Bir, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendisi bize konsolos köpeği gibi yapıyoruz illaki. Aman şey, mutlu olsun, aman bilmem ne. Sen çok kıskançsın. Evet, biz sana böyle yapmıyoruz. Ha? Bu denyo ne demektir biliyor musunuz? Deli demek. Yani ha. Hadi yani, sus. Timarhanalık demek yani. Bak dinle, acıktın deyince aklıma getirdin. Nur Yerlitaş. Acıktın mı şimdi? Hayır. Nur Yerlitaş. Ben gece yarısı 2:30 konuşuyoruz. O akşam işte neler olmuş, neler dedikodu falan yaparken birdenbire karnımız tabii acıktı. Ay işte şey sandviç bilmem ne falan filan derken. Evet. Ben Leopar Kürk'ün geçirdim sırtıma. Altında kesin gecelik var. Gecelik. Bak ben bilirim. Tabii o biliyor malını. Gecelik var. Altı gecelik. Gecelik nasıl olsa kimse görmez. Bir arama yapsalar. Şöyle hayır kim, araba yok. Kolları kaldırsalar. Ne arabası yok. Hayır arama yapsalar. Ha arama yapsalar. Kolları kaldırın. Kürkler açın. Nere gecelik. Mi kaldırırsa kaldırsın. Hiç kürkün altında gecelik. Dantelli gecelikler. Evet. Ama gecelik yani. Ayağımda terlikler. Üstümde gecelik. Şey leopar kürk. Yerlere kadar. Efendim gittik. Bu taksiye bindim. Araba kullanmayı bilmiyorum ya. Şoförde o saat. Bu televizyon açmasını da bilmez ha. Ha yok, ben makineyi kullanmayı da bilmiyorum. Hani mesaj yazıyorum. Biliyorum vallahi bilmiyorum. Eğer çok önemli bir kavgaysa çok çabuk yazmam lazımsa açıp söyleyip kapatıyorum. Çünkü öteki türlü uzun yazamıyorum o. Gülben Ergen çok çabuk yazıyormuş. Çok. Evet, evet. Ben yazamıyorum. Önemli kavgalarda. Ben sana demedim mi? Ta deyip kapatıveriyor. Öyle açıp kapatıverdi mi? O sökmez ona. Ama sen buna bakma. Bu çok bela esasında. Sessiz ben oturuyor. Ben bunu orada alo. Aferin. Son derece klas. Hani klasından eminim zaten de ama çok böyle halim, selim, sessiz falan zannediyordum. Meğer herif ne sessiz. İlk kavgaları sorsana operlor oğlum. Operlor takmış gibi herife sanki. İmparator. İlk kavgayı sorsana oğlum. İlk kavga ettiniz mi siz? Yo biz öyle kesin şey kavgası yok. Bu böyle kibar kibar geçiriyor, bir şeyler yapıyor böyle. Mesela ne oldu? Ne mesela ne oldu? İşte bir kere çok inatçı. Feci inatçı. Burcu ne ki? Ya balık. Ana! Ay duygusal. Ana, duygusal ama duygusal yapıyor. Tabii. Ama biraz. Ne birazı? Kadınlar sever ama öyle şeyleri. Tamam biraz. Ama fazla inatçı anam. Çok inatçı. Ben evet sana, gecelikten gittik. Ben buna ne yaptım? Arkanı dön dedim, buruşmamış bilmem neyin ceketin buruşmamış ayakkabın çamursuz yok kılın tüyün hepsini met ettim ben sana ne yaptım adam sanki böyle yapmışındır hala sen de sus vallahi şimdi yapmadım. Ya hala sus. Aa. Alttan şöyle çaktırmadan kimini çemkirdin çocuğa, hep met ettim ama hakikaten met edilecek adamdı met öyle ettim. öyle neyse orayı geç. Bu ne diyordum ben be? Gecelikle. Ha gecelikle çıktınız. Ne yediniz orada? Gecelikle çıktınız. Bak kaç tane ne yemişler? Bak ikisi. Şimdi, Nur'la ikisi. Dilli sandviç. Yiyecekler. Yedik. Doğruyu söyle, kaç tane yedin? 5 tane. Ya biraz çık. Ne? Gece saat ama kaç? Ama Nur'la ikimiz 14 tane yazdı. Ben yemedim 14, o kadar. 14! Oğlum 14 beş, tane yemiş. 5'i burası, 9'u Nur. Ben yemedim o kadar. Ben 5 tane. Ciğer kaç? Ciğer? Ne? Onlar tabiciğim biraz. Ciğer. Arnavut ciğeri. Evet, kaç tane yediniz? Allah o Arnavut ciğerine biberi dökeceğim, evet. Pul biberini. Soğanlı. Üstüne hafif soğan. Dur bir dakika anlatıyorum. Bana üstüne bak eskiden bir... sen bana şey yapardın. Çiğ köfte. Ne oldu? Hemen yaptırayım. Şimdi buradan sesleniyorum. Yemin ediyorum en yakın Urfalı kimse buraya lütfen buraya çiğ köfte getirsin. Sen bana yapardın bak, bunları. Bak söylüyorum. Eğer evet. ki 45 dakika sonra, 1 saat sonra burada olmazsa ben saçımı kazıtıyorum. Neyse kardeşim buyuru, biz geceliklerle... Buyuru bir defa kazıttım yandım, bir daha kazıtırım. Ay hadi sus şimdi. Dinle ben evet. Ondan sonra kardeşim Nur'la beraber ben taksiye bindim. Gittim Nur'u aldım.
Nur da kapıdan, o da geceliklerle. Biz gittik efendim, neyse yedik. Bir arada bir flaş patladı. Aa, nasıl olur bu saatte kim var falan, sabaha karşı saat 3, 2.30, 3'tü işte konuştuğumuzda, demek ki 3, 3.30 gibi oldu. Onun gazetesi vardı ya. Evet. İmparator. Evet. İmparatorun gazetesi. İmparator gazetesi mi o? Evet, evet, evet. İmparator evet. Gazetesi. Neyse bizim şey Allah Nur. Nur'la beraber. Sen bizi çekti. Kimsiniz evladım? İmparator. Aa, bizimki dedim. Nasıl olsa ben onu durdururum Allah'ın izniyle. Bir telefon açarım. Aa, ben o kadar kendimden eminim ki. Bu Denyo sen bir güzel... ben Döşen. Nasıl olsa söylerim dedim. Onu durdururuz unuttum. Falan. Ben de unuttum bunu söylemeyi. Son gün artık gazete mi basılıyor? Ne oluyorsa onları bir tam bilmiyorum. Ayol dedim, böyle böyle senin orada şey yapılıyormuş, beni çektiler. Hı. Basacaklarmış ikimizi dedim. Altımızda gecelikler ve bu şeyler... Terlikler. Terlikler. Hı. Ayakkabı da yok. Terlik ve efendim... Rezil oldu. Doğru doğru. Bunlar öyle gidiyor. Danteller geceliklerde bilmem ne. Bana verdiği cevap. Allah aşkına dedi. Ne olacak ki dedi. Bırak dedi insanlar. Aa, nasıl görsünler öyle, sen kafayı mı yedin dedim. Olacak iş mi böyle kürkün altına bilmem ne. Sabaha karşı bunlar dedim. Müşteri bekleyen karılar gibi dedim. Biz rezil oluruz dedim. Olmaz, katiyen basılmaz. Aa, gazete basıldı bile demez mi? Geç ya arkadaşım kalmış. Göğe ya durdurmadı. Ama geç açtı. Gazete geç basılmış. Kalmışsın. En az 5-6 saat etti gazeteden çıktığı. Yoksa ben şimdi, bak şimdi. Durup dururken reklamlara girmeden önce. Ha. Reklamlara girmeden önce. Şimdi reklamlardan sonra artık yan yana oturt. Nikah masası mı? Hadi canım. Hadi. Nikah masası mı gelir? Hadi canım. Ver bakayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Hadi, 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 hadi. Geçsin, geçsin. Hadi, 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 hadi. Reklamlar geliyor mu go? Efendim şu anda bizi çok değerli, çok değerli insanlar, televizyonları başlarında oturmuş çok değerli insanlar izliyor. Hangi televizyon olursa olsun, siyah beyaz bile olsa, onun başındaki insanlar bile bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Çünkü insan çok değerli bizim için. Yüce Allah için en değerli varlık, canlı insan. İnsan çok önemli. İnsana değer vermek, insana saygı duymak, insanı sevmek, insanı saymak kadar güzel bir şey yok. Ondan büyük bir hesap yok. Yeter ki insanları sayın. Bir şey anlatmıştım. Aslında biraz komik ama Bülent Hanım da dinlesin. Çünkü benim programımla onun programı çatışıyordu. Birbirimizi dinleyemiyorduk. Urfalı Babi rahmetli. Urfalı Babi çok mukallit. Çok yürekli, çok canlı, çok esprisi büyük. Yani bana göre eğer ki alırsak onu bir tarafa, Nasreddin Hoca gibi bir adam. Çünkü hatta Urfalı Baba bir gün şöyle demişti. Nasreddin Hoca'nın kaç tane hikayesi var ki Nasreddin Hoca'nın? 100 tane varsa 1000 tane de biz eklemişiz. Çünkü Nasreddin Hoca'nın hikayesidir dersek herkesin hoşuna gider, güler. Böyle bir espri anlayışı vardı. Ne anlatıyordum ben ya? Ha, Urfalı Babi, un kabanı eskiden biliyorsunuz Türkiye'de
Allah'a şükür Türkiye 4.0'a hep ileri gidiyor. Eskiden çok ışıklar kesilirdi. Elektrik kesilmesi çoktu. Un kapanında yine ışıklar kesiliyor. Bir tane Urfalı da mum satıyor. Ondan fayda. Işıklar gitti mi direkt mumları satıyor. Dünya kadar mum satıyor. Yine bir gün mum satılmış, böyle oturmuşlar, paraları sayıyorlar. Babi dedi, selamu aleyküm diyor, içeri giriyor. Bariton bir sesi vardı böyle babinin. Kimse aldırış etmiyor. Babi 5 dakika oturuyor, 10 dakika oturuyor, 15 dakika. Yani bakıyor ki kimse babinin gelmiş gitmiş hiç haberi yok. Babi diyor ki, hadi al asmadık çocuklar diyor. Onlar para sayıyorlar. Ya babi amca ya özür dileriz falan ya, otur bir çay iç. Dedi ki siz para sayısız, babeyi saymıyorsunuz. Yani siz para sayıyorsunuz, babeyi saymıyorsunuz. Çünkü babe bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Burada da bizim çok değerli, şu anda bizi izleyen değerli bir abimiz var. Sinemaya büyük bir değer veren, sinema için hayatını feda eden Sayın Türker İnanoğlu abimiz var. Çok sevdiğim, çok saydığım bir insan gerçekten. Ben de çok seviyorum onu. Ve sinemadan kaybettiğimiz ve Türk halk müziğinde kaybettiğimiz 3 tane değer var burada. Kahraman Kongur. Bu kimdir diye sorarsanız bu ışıkçıydı. 62 yaşında öldü. Tetikçi Kemal'i izlerseniz onun ışıkçısıydı. Orada ışık yapıyordu bana. Sinemanın emekçisiydi. Allah mekanını cennet etsin. Senarist, çok önemli senaristlerden. Şu anda izliyorsunuz ya Show TV'de. Ne izliyorsunuz? Cennet Mahallesi. İzliyor musunuz? Onun senaristi Erdoğan Tünaş. Erdoğan abiye gerçekten çok severdim. En az bana da 5 tane hikaye yazdı. Türkü ana deriz ona. Zehra bilir. Bunlar hep hayatımızda yoklar ama yüreğimizin içindeler. Allah mekanlarını cennet etsin diyoruz. Ve sözü müziği yine değerli bir sanatçım, değerli bir sanatçı Ahmet Kaya'ya ait Yakamoz diyoruz. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kurumasın vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kurumasın vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Gece vay aman.
umudumsun sen. Sessiz sessiz ağlar gibisin bayan. Güneş doğar gideceksin bayan. Bırakayım gitsin sen kal bu gece bayan. Umudumsun sen. Efendim, Bülent Hanım için özel bir tasarım yaptık, koltuk. Ali Konya beyefendiye teşekkür ediyoruz. Sizin koltuğunuzu yapan. Bunu götürebilirsiniz. Ben nerede oturacağım? Yaptırdı, yarı yolda bırakacak beni, deniyor. Allah yedi beni. O mu deniyor, ben mi deniyorum? Sen deniyorsun, ben misafirim. Harbi efendi, programdan sonra götürebilirsiniz anlamında. Programdan sonra nereye götürürse götür. Ali Konya mı? Sana veriyor be. Ben mi götürüyorum? He. Allah yedi beni. Allah yedi beni. Saf bu, saf. Evet, sağır duymaz uydurur. Doğru, haklı. Ali Konya beyefendiye teşekkür ediyorum ama dinle beni. Ben bu bej rengini sevmem. Hastalıklı bir renktir bu. Rengini değiştirsin. Rengini değiştirsin. Ne renk siyah yapsın bunu siyah bana. Yapsın. Vay. Vay. Evet. Tosun o yaylandan yaylansın o ipek çorap kirlen. Efendim, Alanya'da çok güzel bir otel açtık. Çok da güzel bir düğün yaptık. Vallahi billahi. İki tarafta da mangal yaktım var ya, böyle bir şey olamaz. Hacı Bey'e teşekkür ediyoruz. Hacı Bey'e teşekkür ediyoruz. Hacı Osman Bey'e. Ve otel açılışı bana çok karlı geldi. Ne kaç gibi? Para? Ha, bir iki bir sürden bakalım. Kaç para? O diyor, o diyor ne gibi? O diyor kaç para? Kaç nasıl para? Didem para. Saçmalama, kaç para be? Ya taş oynadık, karlı çıktım yani. İyi ettin abi. Didem mi geliyor? Şimdi evet, Didem geliyor. Bir şey diyeceğim sana. Ne? Ne? Sen de git üstünü değiştir de gel. Böyle jilet gibi güzel bir şey oldu, gel ya hadi bu koş. Bu da güzel canım. Bu da koş güzel. Yok yok, bir şey yapacağım ben, koş. Ne yaptın? Allah Allah. Kumaş pantolon böyle o jilet nedir gibi. O ses geliyor ya? Oğlum motoru kapatın lan. Ne? Halon per... Sana ay, sürprizim var. Ne bu? Allah, pervanenin sesi geliyor. Hangi pervane? Senin be elindeki hala. Allah cezanı versin. Bana ama bu pervane benim bunları karşıma koymadın. Nasıl karşına koymadın? Yandan geliyor bana. Ben önden gelmesi lazım. Biraz öne getir. Bana öyle, fenalık öyle geçirdiniz üstüme ya. Koydu şunu adam. Şöyle önüme getirsin. 38 tane koydu ya be. Ya kardeşim. Ha bunu önüme... istiyor. Böyle istiyor bu. Ha. Bak yandan, şöyle iyi mi şu an? Şöyle getir. Tam nişan alayım. Tamam. Ben şöyle döneyim biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Döndüm. Ha. Sen pervaneye mi dönüyorsun, armağana mı dönüyorsun hala? Ne alakası var? Ya hadi can, hadi, 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 hadi. Evet, huzurlarınıza Didem geliyor efendim. Didem.
En sonunda birini daha yarattın. Ama ne yaratma o? Gerçi bravo. Bir tek Allah yaratır, biz sadece buluruz. Ben şekil itibariyle söylüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama bir de bana sor. Ne oldu bu? Zor mu bu? Zor mu oldu diyorum sana? Konuşamaz, dilini keserim. Sana soruyor. Ben ondan sana ne işim var canım? Ben sana soruyorum. İşte evet, zor değil yani. Dilini keserim. Benim muhatabım sensin. Ben sana soruyorum. Ne oldu? Zor mu oldu? Yok, kolay. Çok kolay. İki tokat, bir tekme şey ondan sonra. Yok, cevher var zaten. Cevher olanı dövemeyiz. Sövmeyiz, konuşamayız değil mi? Yani? Siz... yani belki çevrede bazı şeyler söylenir ama ben zaten halinizi çok iyi bilirim. Herkesin hakkını, herkesin hakkını, hakkı olanın hakkını çok iyi verebilecek efsafta bir kişiliksinizdir. Efsaf ne abla? Yani o donanımda. Ha, donanım nasıl yani? Ay hadi sus sen. Hepsi tek tek mi açacağım sana yol? Tamam, güzel bir şey. Lugat al, lugat, lugat. Aferin gel. Kızım, aferin kızım. Aferin. Çok, gel, çok, gel, çok. Gel. Yalnız bugünkü müziğini beğenmedim, onu söyleyeyim. Aa, olur mu be, güzeldi. Aa, hiç sevmedim. Aa, hiç sevmedim. Bütün figürlerini gösterdi kız be. Gel bakayım bir dakika, bir gel buraya bakayım. Aferin güzel. Ne? Hatife gibi, aferin. Mayonez gibi, aferin çocuğum. Güzel. Gel buraya, ekmeği bandır bandır ye, gel buraya. Geçen hafta araba demiştik. Ne doğru arabası? Mu? Arabasını verdik. Araba geldi mi? Ayol ne verdin kızın kendi araba, kendi parasınla aldı onu. Yani sanki cebinden vermiş gibi konuşuyorsun sen de Allah aşkına. Bunun bir arabası vardı, yürümüyordu. Yürümeyebilir. Tamam. Parasını kendi veriyor. Değil. Hediye mi ettin? Evet. Nereden ettin? Evet. Nereden ettin? Bütçeden. Şeyden ne? Kendi çalışacak, şakır şakır oynayacak, ödeyecek. Ne dediler lan? Örtülü ödenekten şey yaptık. Bence bir abilik yapsaydın da verseydin. Sana koyar mı o? Hiç olacak iş mi? Sen koskocaman İbrahim Tatlıses. Trilyoner. Koskoca imparator. Trilyoner. Beni. Ah koca, maşallah yan yana koca. Geldiniz. Neredeyse bir ev aldıracaksınız evladım şimdi. Ben benim ben bir ikileri alıyorum. Ev. Evet. Çağır çocuklar, bakayım. Espri yapıyor. Hayır bir dakika, espri yapmıyorum. Çağır bakayım. Kim çağırayım? Çağır çocuğu. Hangisini çocuk? Erkan'ı. Erkan? Arabasını aldım, şimdi evini alıyorum. Erkan kim? Erkan. Erkan. Nerede Erkan da yok. İşte burada ne Erkan? Allah'tan yırttık, sazlarına değilmiş. Ne sazı yok? Ben de Cengo. Cengo'yu çağır buraya. Aman ne Cengo'su be. Dur Cengo'yu. Ben de Cengo'yu eve aldım. Madam öyle söyleyeyim ben de. Cengo! Neredesin Cengo? Cengo günah, kim bunlar çocuk, bunlar çocuk bunlar. Günah gençler. Tabii. Cengo neredesin çocuğum? Cengo kim? Cengo şey, neden saçların beyazlamış arkadaşın söz yazarı. Saçmalama be, ne alakası var? Sen de bana bir de bunu yapıyorsun. Allah, Cengiz Tekin abi. Cengiz Tekin evet. Burada. Ya Allah aşkına Cengiz Tekin nerede kim? Nerede Cengiz? Burada. Cengo! Gel buraya! Cengiz ne? Ha sen aldın ona değil mi? Doğru. Hı. Aldın. Doğru. Şimdi. Bak geldi. Affedersin, özür dilerim. Estağfurullah. Cengiz Bey neredesiniz? Burada. Cengiz Bey nerede? Ha. Aldı size. Göreyim, aldı. Tapuyu göreyim. Hayır hayır, ben biliyorum. Hala tapu cebinde geziyor hala. Tapu Cengiz Bey. Çıkar Cengiz Bey. Yazlığımı kışlığımı ver. Şımartma işte. Bak bak ne diyor, bak yazlığı mı kışlığı mı diyor. Evet Cengiz yapmış. Bey. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zaten sizin tapunuzu de... görelim hanımefendi. İşte arabanın tapusunun yanında taşımıyor herkes Cengiz Bey gibi. La havle ve la kuvvetin illa billahil aliyyil azim ya Rabbi. Bu deli olmuş ayol. Hadi Cengiz. Sen hazırlıklı demek ki. Yok. Tapu, bunlar tapularla dolaşıyorlar.
Bir de emekli yapıyorum onu. Allah kısmet. Emekli yap tabii. Efendim bunlar önemli ama kıymetler. Ama sanata ve sanatçılara önemli kıymetler tabii, gerçekten. Tabii. Bülent Hanım da, ben de, Bülent Hanım ve ben gibiler lütfen. Herkes etrafına gücü yettiği derecede bakarsa Türkiye'de işsizlik sorunu biter. Doğru. Reklamlar! Düşmesin dilin söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Mutlu yeter. Benim için önce tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu yeter. Dolduramaz. İnan yerini bu şarkıda aşkımızın yemini. Hiç düşünme Mecnun, uyan delimi. Bir tek dileğim var, mutlu Snow.
Teşekkürler. Efendim. Biliyorsunuz geçen hafta söylemiştim, salı günü Seda Hanım da kendi programında söyledi. Salı günü Bodrum'da ikimiz birlikte kulüp 63'teyiz yani. Kendi yerimizde, kendi evimizde sizleri ağırlayacağız. Evet, ve bu bekliyoruz. Salı. Bu salı. Bu salı yani, bu Temmuz, salı günü yani. 3 Temmuz, 3 Temmuz salı günü. Ayrıca bir dostluk böyle başlıyor. Az önce reklamlarda onu söyledim. Çiğ köfteler geldi. Hayır, niye alkışlıyorsunuz? Siz yanlış anladınız. Herhalde çiğ köfteler geldi, size dağıtacağız falan zannediyorsunuz. Biz çiğ köfteler reklam arası götürdük. Ama çok güzeldi ya. Ha, vallahi çok güzeldi, yemin ederim. Kusura bakma. Nereden geldiğini tam iyi anlayamadım. Ali Haydar. Helal ve olsun. Ve Supi Usta. Helal olsun ikisine çok de. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerime. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Böyle güzel bir şey. Bir de yanında sos göndermişler. Zeytinyağına bandırmışlar. Limonu sıkmamış, onu unutmuşlar. Pul biberli zeytinyağına karıştırmışlar. Çiğ köfteyi onun içine bandırıp bandırıp. Allah! 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 Bu saatte çiğ köfte yaparlar herkes. Of of. Halam bir şarkı okusun. Böyle bir damar yaptım şey, damar. Şeyi anlatıyordum yani. Sakın yanlış anlamayın. Seda Hanım para falan hiçbir şey kim yok. Kim diyor be? Hayır hayır hayır. Yarın bir de yanlış anlaşılır ya. Ya kim sadece diyor? Kim? Sadece ben oğlum geliyorum dedi, o kadar. Hadi hanım hadi. Hadi 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 hadi. Dense desin. Hadi 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 hadi. Buna da bak, manevi baskı. Evet. Hiç işim olmaz seninle. Zarfımı hazırla. Arkadan sonra evet, halam girecek programa, zarflarımızı hazırla. Bedava yok öyle. Hadi hala bir damar, bir damar istiyorum. Damar çek evladım, bu damar Bülent Ersoy. Ve tüm sevenler için. Nerede mikrofon Sehpa? Sen bana ver Sehpa'yı. Senin beni çalıştırman, kendin çalışmaman. Sabahtan beri ben çalışıyorum ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Sen çekeceğin var oğlum, sen yandın. Armağan.
beni öldürdün, hayatta bıraktın. Öldürdün ya. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem ateşi ahirette sen beni. Sen beni dünyada ateşe söylemesi kolay, gel de bana söyle. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, gel de bana söyle. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmak. Vicdanının sesi dinle bak. Senin için bir can diyor. Vicdanın sesi dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can. Thank you.
Saldı felek çaresin yok. Acısın Allah. Allah. Yani Nihavend makamında okudunuz da bizde Nihavend makamı yok mu sanki? Var, buyurun. Buyurun. Yok, ben gelirim, merak etme. Buyurun beyefendi. Ben gelirim. Buyurun beyefendi. Ben gelirim hanımefendi. Buyurun, ben yeni muhtarıyorum. Evet, Nihavend çek bakayım. Evet. Aynı ses biliyor musun? Bir gün yolda giderken, biriyle konuşurken, bir şarkı duyduğunda aklına geldiğin oluyor mu hiç? Uzanmış düşünürken, denizi seyrederken, en olmadık bir şeyden gözünün dolduğu oluyor mu hiç? Üzüldüğünü görmek ister miyim, dayanabilir miyim, ne sanıyorsun beni? Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım, acılar içinde kaldım, ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım, bu senin farkın. İkimizin resminden gözünün dolduğu oluyor mu hiç? Üzüldüğünü görmek ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım, acılar içinde kaldım, ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım, acılar içinde kaldım, ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Kıyar mıyım?
Hayatta olmaz. Şimdi özür dilerim. Özür dilerim. Biz her ne kadar oğlan tarafı dediksek de bizim oğlumuz bir şey söylemeyecek mi kardeşim? Söyleyecek. Yani bak çocuk örf-ü adetten dolayı şey yapmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Halamla ikisi akşam oldu hüzünlendim ben yine söylesinler. Dur dur dur. Ne dur? Ne dur? Şöyle çekin. Nasıl yani? Gündüzün gel buraya. Yani, bırak karışma. Çık şuradan. Çekil. Gel buraya dedi la. Sen karışma. Evet. Şarkı bahanesiyle. Ya, beraber okuyacaklar. Bunu önümden alın. Bence şunu. Evet. Bu önümden iyiydi oraya bu. Al bunların ikisini. Başla. Gündüzü Beyhude geçti bu hep beraber es aşkını bir sır gibi seneler diye saklandım geceledi rüyamda ismini sayıkladım aşkımı bir sır gibi senelerdir saklanır geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkımı bir
sır gibi. Senelerdir sakladım geceleri rüyamda. İsmini sayıkladım. Aşkım bir sır gibi. Senelerce sakladım geceleri. Güzel. Hadi abicim hadi ya, herkes yerine. Ya kıskanma güzel. Güzel. Aa, güzel. Tamam güzel. Güzeller şarkı bitti. Damat gelini alnından öper. Seda gel. Ve nikah masası Seda gelir. Seda gel. Nikah masası gelir. Ben gelinin ay yanına gider. Ay geline de bak. Maşallah. Geline bak geline geline. Öldürmüş beni bu reklamlar ya. Bu reklamlar beni öldürmüş biliyor musun? Reklamlar mı var reklamdan şimdi? Reklamdan sonra nikah masası. Programımız çok güzel gidiyor. Gelen telefonların, gelen mesajların haddi hesabı yok. Herkes çok huzurlu, çok mutlu, çok güzel izliyorlar. Gönül istiyor ki trafikte, yollarda, tatillerde araba kullanan insanlar da insanlara huzur vererek kullansın. Çünkü dikkatli kullanmadıkları zaman olacak bir olası bir trafik kazası bütün dostları, bütün sevenleri üzüyor gerçekten. İki gün önce Barış kardeşimizin Bodrum'da yaptığı kaza gibi. Hanım arkadaşı kullanmış tahmin ediyorum arabayı. Baksaydı sağına soluna, kamyonu görseydi belki o kaza olmayacaktı. Ama Allah'ın takdiridir. Ama yine diyor ki Yüce Allah, sen tedbiri elden bırakmayacaksın. Tedbiri bırakmamamız lazım. Gençlere de sesleniyorum. Bütün araba kullanan herkese sesleniyorum. Uykunuz geldiyse dağın başında, derede, tepede neredeyseniz lütfen arabayı çekin sağa. Böyle yolun kenarına bir yere, ama yolun ortasında da kenarında değil, daha yolun tam kenarına bir yere çekin, orada uyuyun. Hoş geldin desinler. Geçmiş olsun demesinler. Bana göre budur. Bütün sürücülere buradan sesleniyoruz. Çünkü güzel kardeşimiz sanat camiasından bizi çok üzdü. Sevenlerini çok yordu ve çok üzdü. Bu dikkatsizlikten geliyor. Benim kardeşlerime, ablalarıma, abilerime, büyüklerime bir tavsiyemdir. Lütfen dikkatli kullanın. Süratli kullanmayın. Sağınıza solunuza iyi bakın. Ve buradan Bodrum Belediyesi mi ilgilenir? Karayolları mı ilgilenir bilmiyorum. Bodrum çıkışı torba dönüşü, orada o yol kavşağında ışık yok. Işık yok tahmin ediyorum. Var mı yok mu oğlum? Emin misiniz? Ben bildiğim yoksa lütfen oraya ışık koyalım. Çünkü orası artık Bodrum çok gözde bir yer. Gözümüz gibi baktığımız bir yer. Lütfen oraya ışıkları koyalım. Kırmızı yandığında insanlar dursunlar, yeşil yandığında gitsinler. Ve sevgili kardeşimize de şifa diliyoruz. Allah'tan şifa diliyoruz ve dua ediyoruz. Allah peki bir uzun hava okuyalım. Maraş
al kızıl kan içinde can veren kardeş. Kardeş kal gidelim, yoldaş kal gidelim. Aman bizim eller, aman bizim eller mıcırlıdır geçilmez. Yaz bahar aylar gelsin de gidelim. Le 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 buradan gidelim. Ay 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 ay. Rejiyi de buradan alkışlıyorum. Bazı kameraların diagonal olması güzel bir düşünce. Alkışlıyoruz. Sadır Bey'e teşekkürler. Ufak taşlan da uyanman, uyanman, uyanman Emmanuel. Bina yapılmaz, bina yapılmaz. Valla bir ben ölmeyim kardeş, Türkiye yıkılmaz. Ah kardeş kal gidelim, yoldaş kal gidelim. Ah aman bizim eller, bizim eller çamur çuburda, yollar kurusun da gidelim, 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 ay ay. Ah yaz bahar aylar gelsin de gidelim, yollar çamur kurusun da gidelim le. Buradan gidelim. Dam üstüm de o neler, dam üstüm de o neler. Tumbul tumbul memeler, zalim oy gelin. Zalim, zalim, zalim. Zalim, zalim, zalim. Thank you.
Bir dakika ya, eli tuttum da. Çok şekersiniz maşallah. İşte bastılarsa ölmediniz. Bu nişan yüzüğü mü? Ne yüzüne benziyor abi sence? Bana göre nişan yüzüğü. Ben hiç nişanlanmadığım için. Aman ne nişanı, bu nişanda kaldı be sende. Hayır, bu nişan yüzüğü mü diyorum? Mi? Reklamlar nerede? Hayır, reklam yok. Hangisi nişan yüzüğü? Bu mu, o mu? Soldaki nikah oğlum, nikah. Ah sen benim ömrümü yedin, ömrümü. Dur, sol, sağa bakacağım. Sol. Bu sol nikah mı? Peki nişan ne oldu? Ya sen konuşmaz mısın abi? Oğlan tarafı. Nişan oldu abi. Nişan oldu da hangisi nişan? Bu sağ nişan evet, mı? Sağ. Evet abi. Peki hanımefendinin eline bakalım. Nişan yüzüğü nerede evladım? Burada bak, arkada. Ey gidi. Bak. Muhakkak aynı yüzük. Mı? Yüzük aynı. Getir yan, ver, yan yana getir. Ya yan yana onu getir yanına. Oturtur ya sen. Ya sen ne kadar oturtmaya meraklısın ya. Oturtmacı. Yüzüklere baktıracağım oğlum. Ayakta baksınlar. Olmaz. Uzat böyle kardeşim. Otur Armağan sen. Aslı yakın çek, yüzük çek. Aynı, gördün mü? Cano. Bizde zoom yalan yap yok. Lan. Pi. Ağzıya zukum giresin. Nerede? Dur dur. Burada ha, Cano ha. Cano kim? Cano, bak gene dedi Cano kim? Bu Cano'ya hakarettir ama ha. Bir kafa salla buna. Cano kafa salla. Ha bak, gördün mü? Ya kalk, tamam kalk. Sen de oturuyorsun, bir daha kalkmak da. İbrahim abi, bir oturuyoruz, bir kaldırıyoruz beni. Bir bunu da bir dakika. Armağan, mikrofonumu kaybettim diyorum. Duymuyor musun? Ben buyurum. Mikrofonu düşüreyim, mikrofonumu evet, kaybettim diyor. Ayol, ben mikrofonu kaybetmişim. Armağan bir arabesk şarkı okuyacak. Hadi ama İbrahim Bey. Hı. Programın sahibi zat-ı alinizsiniz. Estağfurullah efendim. Programımızın sahibi herkes. Peki. Burada hepimiz sahibiz. Estağfurullah. Çünkü hepimiz bu program içindeyiz. Bu çerçevenin içinde ve bu çerçeveyi insanlar izliyorlar efendim. Teveccüh buyuruyorsunuz. Estağfurullah. Nezaketiniz. Benim çok kıymetli, hepimizin çok kıymetli dostu, arkadaşı ve müzikalitesi Türkiye hudutlarını aşmış çok kıymetli bir müzisyen. Benden bahsediyorsunuz. Zat-ı Ali'niz gibi. Ha. Zat-ı Ali'niz gibi. Gibi olunca o zaman başka biri geliyor devreye. Büyük, çok önemli bir bestekar ve benim omuz omuza oturduğum silah arkadaşım. Efendim. Nasıl yani? Savaş yapan. Yani. Mesleğimdeki ben değilim, çok ayol. Değerli arkadaşım. Ben biliyorum kimden bahsediyorum. Büyük Orhan Gencebay. Evet. Evet. Orhan Baba. Orhan Baba. Orhan Baba. Orhan Baba. Orhan Baba. Orhan çok efendi adamdır hakikaten. Not verirken bile içi böyle esas... Beyni, yüreği başka şey söylüyor ama alınacaklar, kırılacaklar, üzülecekler diye. Hadi bir yarım puan daha diyor ama müzikalite icabı vermemesi lazım. Biliyor, bana böyle söylüyor. Aslında bu 7 ama 8 verelim bari diyor. Sen ne verirsen ver, ben veremem diyorum. Ben dönüyorum hemen. Çok efendi adamdır Orhan. Siz Orhan Bey'den... Siz kim yani? Bu beyefendi. Ha. Benim. Öyle siz, nişanlım falan siz, dersen zaten. Evet, siz beyefendi. Orhan Gencebay'dan okumayı düşünmüyor musunuz? Evet, benim dünyamı okuyacağım. Hadi buyurun o zaman. Müsaade eder misiniz? Müsaadenizle. Siz Orhan Gencebay'dan bu benim dünyamı okumak ister misiniz? İster ben misiniz bu benim dünyam demedim. Ya? Namütenahi eserleri var ve hiçbirinin de birbirine benzemez. Öylesine bir büyük bestekar. Takli, kendi kendini taklit etmiyor. Size gelelim, ne size. Diyorsun sen ayol orada? Size gelelim, size. Ne size geliyor, kim? Kim gidiyor kime? Bu siz ne? Siz anlamadım. Nasıl yani? Abi ben hep mesafeliyimdir. Ya ne olur ne olmaz diyorsun. Biz tabii aramak, ekranda abi, öyle. Biz ekranda değil. Sor. Öyle mi biz siz? Biz aramızda da hep mesafeli. Yalan. Ya ben hiç sevmem. Öyle yan yanayken ben ne öyle mahalle var ya, ağızları sevmiyorum. Ama peki yan yana geldiğinizde ne oluyor? Bir şey ne demek ne oluyor? Yan yana geldiğinizde yine siz mi?
Senin ne oluyordu? Canım, aşkım, bir tanem diyorum. Ben yapamam onları. Ben yapamam. Kimse yokken gene mi yapamam? Yaparım. Allah Allah. Hadi. Ne? Kır saçlı, hadi kalk. Ne ses? Kır saçlı. Sensizlik ölüm bana. Seni benim gibi seven bulamaz.
benim dünyamsın. Allah Allah. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Acaba Şiran mı bu? Mahir Kürdi. Dünya kimden dara değilim dar illam. Acem kokuyor biraz. Acem Kürdi. Acem Kürdi. Evet. Peki usta, bu işleri ben nereden bilirim? Öğreniyorsun demek ki. Bana bir tane adam öğretti, biliyor musunuz? Kim o? Rahmetli. Fazla. Rahmetli şalvar giyerdi, topal kalaf vardı yanında, bir tane topal. Hatırlarsın Bursa'da, Mursa'da hep. O öğretti bana makamları, bilir misin? Tarzan ya? Niye şey yapmadı sana? Tarzan son demde yetişti Tarzan. Tarzan? Tarzan bugün hiçbir şey yapmadı, orada sus pus oturuyor. Bülent Hanım'ı gördü. Yani. Niye nedir böyle bu? Oldu? Ha, yedin bizi Tarzan evladım. Tarzan gerçekten gelsene şuraya. Gel şuraya bir gel. Bir gel bakayım ya. Bülent Hanım'ı gördün. Ha, yedin bizi ya. 36 sene önce. Peki reklama girelim, ondan sonra gel. Reklama mı girelim? Ama bu reklamlardan ne yaptı görmedin? İşaret evladım, evet, ne? Reklamlara girelim. Gelme reklama giriyoruz, gelme reklam. Efendim şu anda yanımda gördüğünüz, biliyorsunuz bir ara birlikte çalışıyorduk. Kendisi yıllarca sanatçılara, sanata gönül veren, emek veren bir insan. Şu anda kendisi devlet sanatçısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sanatçısı kendisi. Aynı zamanda pasaportun yeşil. Pe evladım. İzmir'de değil mi? İzmir Devlet Klasik Türk Musikisi birinci kemanı. Evet. 36 sene önce, 36 sene önce Maxim Gazinosu'nda beraber olduk. O zaman tanıdım. Çalıştınız birlikte. Evet, evet, tabii. Size keman mı çaldı efendim? Tabii. Ne çalacaktı? Darbuka mı çalacaktı? Keman üstadı. Keman ustadı da yani sizin... Benle. Kemanistiniz miydi? Kemanist. Ben birinci kemanımdı, evet. Birinci keman. Birinci keman. Şu anda dördüncü keman. Nereden oldu o? Dört tel var çünkü. Tenzili rütbe mi oldu bu şimdi? Hayır efendim, keman dört tel ya. Evet. Dört tane tel, çifte tel oluyor yani. Hadi sus. Hadi. Efendim, biz İzmir... deki bütün arkadaşlarına buradan sevgi ve saygılarımızı iletirken, çünkü devlet sanatçısıdır. Yasaktır. Yasaktır ama biz onu misafir olarak aldık. Eğer devletimiz ama onların şefi o kadar, sözünüzü kestim, bağışlayın. Estağfurullah. Onların şefleri... Ne kadar kibarık birbirimize karşı. Evet, çok son derece anlayışlıdır değil mi şefiniz? Evet. Hayati Bey, Hayati Bey'e teşekkür ediyorum. Son derece anlayışlı ve kibardır. Hadi abicim, hadi. Evet. Çakacağım şimdi bir tane. Yerinden uşak. Ya konuşan sizsiniz, bana hadi diyorsun. Yani terbiyesizlik. Yerinden mi dedi? Bir dakika abicim, sen bir önce kendini bırak yerini. Belki yeri değiştirir. Ha, ne münasebet canım. Uşak yerinden dügah. Ay dügahtan sen Tarzan. Neyi birbirinizi, ben de ineyim aşağı görür kendini. Nine. Sen benim dediğimi ona bakma sen. Benim dediğim ya dügahtan. Eski söylesimdir. Yahu sen benim de... Ulan ben sen... Ben... Kalkın, ben yolacağım hepsini şimdi bunların. Sen...
Ben sana dügahtan uşak yap diyorum. Bak duydun mu? Duydu. Yap. Dügahtan dedi. He dügahtan. Gel evladım. Bu da üç kişi kavga evladım. Allah'tan sizde dügah var, bende dügah yok. Hadi hadi sen sus. Sen başla. Ben evladım karar sesi. Ha ver karar sesi. Nereden karar sesi? Ver sen dur. Evet. Hadi dolan biraz da Taksim Harbiye dolaş. Armağan çek şöyle kenara. Gel 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 g
Harika, alkışlar mıyız harika. Tarzan eline sağlık. Elinize sağlık hepinize. Şimdi Tarzan bize, Sayın Mustafa hocamız bize bakalım kemanıyla nasıl Bülent Ersoy diyecek. Bülent Hanım. Evet. Memo. Senin Allah cezanı verecek lan, bizi de uydurdun onlara. Bu arada Sayın Tatlıses, sözünüzü kestim, başlayın. Güzel. Bu beyefendi de, kırsaçlı beyefendi de benim taklidimi yapıyormuş. Emisyonlara gittiği vakit bu eseri okurken bu şarkıyı istiyorlarmış. Az önce zaten sizin gibi okuduğunu söyleyeyim. Bilemem işte kimin gibi okuduğunu. Vallahi sizin gibi okudu. Doğru. Olabilmiyorum artık o kadarını. Ustası ya, çok önemli. Estağfurullah. Şimdi gerçek efendim, söylüyorum. Orada. Gerçek söylüyorum. Bakın, siz çok önemli bir yorumcusunuz. Çok önemli bir sese sahipsiniz. Evet, Allah'ın vermiş olduğu, o lütuf ettiği, bize lütuf ettiği o sese sahipsiniz. Ve bizi yüreğimize, kulağımıza, gönlümüze, aşklarımızda şiir gibi dizeliyorsunuz o güzel sesinizle bizi. Yemin ederim. Çünkü sizin gibi bir ustadan tavır öğrenmek, tavır almak. Çünkü siz de başkalarından öğrendiniz. Doğru. Şu anda daha sonra, evet, şu anda rahatsız biliyorsunuz, evet, hastanede. Hani orada mı bilmiyorum. Bodrum'da. Gitti mi Bodrum'a? Gitti. Şifa diliyoruz ona, güzellikler diliyoruz. Çok önemli bir tavırdı. Evet. Ondan çalabildiğiniz kadar çaldınız. Şimdi yapabildiğim sizden kadar de çalıyorlar. Efendim? Müsaade edin çalsınlar. Tamam, ama bu benim işte orada yapıyorum. Ben yok, kendisi yok diyormuş. Böyle yapsın bir bakalım. Bir göreyim bakayım nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Niye orada yapıyor evladım, musunuz beyefendi? Nasıl? Benim bildiğim... Ben duyuyorum. Yapıyormuşsunuz orada. Beni. Hayır, benim bildiğim gelin susa damat sustu. Tabi gelin edepsiz de ondan. Bizde bir adet vardır. Böyle bazı gençlerimiz çok terbiyeli ve edeplidir. Büyüklerimiz şöyle anlatır. Ya nasıl bir çocuk ya, maşallah, kız kimin? Niye? Çünkü bizde kızlar hiç konuşmaz. Terbiyeli. Bizim orada manası. Kızdan edep olarak, terbiye olarak hiç konuşmazlar. Yani erkek de böyle sustuğu zaman derler ki ya kız kimin, hiç konuşmayın. Damat bey konuşun ya. Ya öyle bir al şu mikrofon bakalım ne var ne yok içinde. Allah bu. Allah. Nasıl yapıyorsunuz? Bunun sesi içine mi kaçtı bu gece bu herif? Onu istemeyin benden. Gelir gelmez. Niye istemeyin? Niye? Bir dakika beyefendi. Ben bir Roman havası oynayayım. Armağan Bey. Armağan Bey lütfen benim kendinize gelir misiniz? Armağan Bey. Benim taklidimi yapıyor musunuz? O okuduğunuz yerlerde. Yok, kim söylemişse yalan söylemiş. Öyle bir şey. Öyle mi? Evet. Hep zaten yalan söylüyorlar. Yapıyor musun, yapmıyor musun? Yapıyor. Yok, yapmıyorum. Allah aşkına. Yok, yapmıyorum. Aa, Allah dedi. Yapmıyorum. Allah dedi. Bülent Hanım'ın ölüsünü öpün bakayım. Allah korusun. Benim Allah ne korusun. Ölümün abi? Yapıyor musun, yapmıyorum? Allah dedim. Yapıyorum ama burada yapmıyorum. Ha, bak yapıyormuş. Ha. Yapıyor tabii. Yapıyorum ama burada yapıyorum. Vay kırk kız seni vay. Ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Seda Hanım programında beni çok oynattı. Ben de Seda Hanım'la karşılıklı oyun oynamak istiyorum burada. Hadi kalkın. Kalkın. Haydi. Moment. Ne oldu? Moment. Tarzım böyle etti. Şarkı bitti ya. Allah dedi ne çaldım be. Aa, çok manyak ya. Allah dedi ne çaldım be. Çok güzel çaldım. Gel buraya. Gel evladım, gel maşallah. Ah, güzel kardeşim. Hadi oğlum. Sol hadi üzerinde bakayım. Nicaz yap, ondan sonra da gideriz. Ha? Sen hadi işine bak. Hadi anaya. Hadi anaya. Haydi. Thank you.
ne bu ne? Anlayan anlar için. Ya Memo! Lan oğlum bizim sesimize eko meko ne veriyorsun ya? Yok abicim vermesin ya. Evet. İnsan sesi yap. Böyle olacak. Ya nedir bu ne? Bülent Hanım diyorum ya. Ayıp abi. Bir de bakayım bakayım. Biraz pürüzlü oldu bu. Baksana iki arada kaldım. Ne kolum yıkıyor. Oradan yedi beni. Git yeri oğlum. O buradan yedi beni. Sen buradan yedin mi? Arada okudu maşallah şeyleri. Marisa'da yapalım bunu duymaz mı? Ben her gece sarhoşum derdimden böyle. Ben her gece sarhoşum derdimden böyle. Aşk yolunda derduşum kader. Aşk yolunda merduşum, kaderim böyle. Bu şarkıyı çok istek geldi, çok telefonlar geldi. Bazı dostlarımızdan da telefon geldi. Benim hayatımı istediler. Eğer fırsat bulursam onu da söyleyeceğim. Bu şarkıyı kader mahkumu arkadaşlara gönderiyoruz. Kader mahkumu dostlara gönderiyoruz. Allah kurtarsın diyoruz. Felek benim yazımı kışa çevirdi. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Böyleymiş ağrım yazım silemiyorum. Böyleymiş ağrım yazım.
silemiyorum. Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler. Neden içti? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Acı ama gerçek. Reklamlardan sonra bir sürprizim var. Fıs 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 siz orada. Tegoti çigoti evgotiye burgotiye kalem ama aleş burgotiye reklama giriyorsun. O zaman bak ne oluyor. Öyle siz orada. Efendim, bu akşam Seda Sayan niye şarkı okumuyor diye merak edip arayanlar var. Bu akşam Seda Sayan şarkıcı kimliğiyle burada değil, bizim dostumuz, canımız, arkadaşımız olarak burada. Bülent Hanım'ı bizzat kendisi getirdi, Ben de damadı getirdim. Benim program sunucusu ve şeyi ne derler ona işte ne? Yapımcısı. Yani işte o olduğum için ben şarkımı arkada söylüyorum. Yani Sayın aklınıza Tatlısı. Gelmesin niye Bülent Hanım'a diyorum Seda Hanım'a şarkı niye okutulmuyor? Acaba unutuluyor mu? Hayır, biz hiçbir zaman unutmayız onun şarkı söylemesin de canı gönülden isteriz ama bu akşam onun gecesi değil. Onun programı değil. O dostane ve misafir bir şekilde ben yerine gelin. Farkındaysan seyirciler gelin getirdim gelin. Gelin ne? Sayın Tatlıses müsaade eder misiniz? Buyurun efendim. Efendim espriler. Ben anlatamadım herhalde. Estağfurullah. Her şey bir kenara. Sanat camiasında bence yaşanılan en büyük organizasyondur bu gece. Kesinlikle. Nedenine gelince, biz sanatkarlar çok böyle canım deriz veya abla, abi falan deriz. Ama ne yazık ki icraata geldiği vakit o denli yüreğimizden pek hareket edemeyiz. İşte her zaman savunduğum, güvendiğim ve inandığım Seda Sayan. Hani diyorsunuz ya, sen hakikaten delikanlı kızsınız diyorsunuz veya öyle diyorlar birileri. Nereli diyorlar ona? Kadırgalı diyorlar. Kadırgalı diyorlar mı? Şimdi bunlar lafta değil, özde gerçekler. Sözde olursa, değil, evet. Evet. Ne olursa olsun hakikaten kendisi şu anda Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde
yaşayan, var olan, en üst seviyede, zirvenin en sivri ucundaki çok önemli bir şöhret. Ama ne mutlu ki anası onun hamurunu çok güzel yoğurmuş. Seni anan benim için doğurmuş canım, hamurunu benim için yoğurmuş. Ve efendim Sayın Seda Sayan hanımefendi hakikaten hiçbir kompleksi olmayan. Evet. Yerini gerçekten hazmetmiş. Evet. Ve hazımsız olmayan, sevdiğini yürekten seven, saygı duyan, riyasız, gerçek bir insan evvela. Yalansız ve dolansız. Gerçek bir insan ve bana olan sevgisini, saygısını ben çok iyi bilirim. Her zaman. Beyefendiye her de zaman. Hakeza öyle aynen, çok yakınlar aynen, onlar ederim. Da. Ve sanatkar kişiliğinden ari olarak şu anda burada... Ari ne? Ari ben öğreneyim Allah Allah. Allah'ım ya. Yani arının değişiği mi arı? Ari. Ari bizde arıyor yani. İbo gitmiş sevgilisini arı. Mesela bizde öyle derler. Ari o sizinkinde. Ha, ne sizinkin oluyor? Şimdi bu, efendim. Kendisi de bilmiyor. Farklı. Ha, pardon biliyorsunuz ben direkt sinirlenince biliyor oluyor yani. Direkt biliyor moduna giriyoruz evet. Şimdi efendim Sayın Seda Sayan'ın söylemeyince bilmiyor oluyor insanlara, yani. İnsanlara, efkar umumiyeye... Yani. Tutsana yahu be. İki laf söylettirmiyor bu bana. Bunun çenesi düşmüş bu yaşlandıkça be. Kendisi çok genç kaldı. Ay aman Allah. Ne dedin ben? Şimdi mesele itibariyle... Sen sus ben konuşuyorum. Dayanamadı ayağa kalktı eyvah eyvah. Susturamıyorum. Gelin yani. Kalktı köyü yıktı. Şimdi gel buraya. Yanıma gel. Allah yedi beni. Şimdi Seda Sayan hakikaten çok kıymetli bir sanatkar. İşinde beş beşlik bir eleman. Ama insan olarak namütenahi, sevgi dolu, saygı dolu bir insan. Bir kere programına gittiğiniz vakit insanları çok iyi ağırlar. Çok misafirperverdir ve bu gecede Sayın Tatlıses ve Naçizane bendeniz için burada bulunuyor. Sanatkar kişiden... Çok iyi ağırları. Çok iyi ağırları. Sen de ağırlar. Biz ne yaptık? Sen de ağırlar. Hali bile serdik. Bak serdin. Çocuklar da duruyor. Fişekler bile attık. Attın. Sen ne yaptın? Masrafa girdin. Onu mu çiğ köfte istiyorsun? Bile getirttik. İyi ettin. Bütün Urfalar çiğ köfte yok orada. Peki. Ben yaptırdım ama bunları. Ama gel alo gel bir çiğ köfte. Alo ya sussana gelsene buraya ya. Geldim. Ay bunun çenesi düşmüş be kardeşim. Allah yedi beni evladım. Buyurun. Şimdi Seda Sayan'ın bu yapmış olduğu kelimelerle tarif ve... Yapmayın şimdi ağlayacağım burada. Hayır hayır ağlama. Bu gerçek bu. Bu gerçek. Hiç ağlamayı çekemeyin bunu Seda. Bunu hiçbir sanatkar yapmaz. Erkek olarak ortaya hiçbir geçeyim. Size hakikaten bütün efkar-ı umumiyenin önünde... 70 milyonun önünde tebrik ve takdirlerimi bir iletiyorum. Barışı, kabul bir defa barışı seven bir insan. Evet. Teşekkür ederim. Evet, barışı sevdiği için biz de onu kıramadık. Ona ne faydası var? Ne faydası yoksa var? Yoksa gebertiyordum. Teşekkür ederim. Ben seni gebertiyordum manyak. İşte tamam ikimiz de birbirimizi gebertme. Tam barıştırdım kavga ediyorlar bak. Seda bir şarkı oku kurbanım. Yok. Ben yok okumam. Ben okumam. Olmaz. Bir, hayır. Yan benim yerime koy. Bir Allah saniye. Aşkına. Hala bir şarkı ölme bak. Yok be. Bir şarkı seçtim. Ölümü. Aa okuyacağım. Ben senin dediğin her şeyi yapıyorum. Bir tane oku manyak. Hadi. Ben Mami'nin ölüsünü öpeyim bu Allah aşkına ya. Hadi hadi. Niye Mami? Mami'nin ölüsünü gör. Ha biz bir kere Armağan'la oynayacaktık değil mi Armağan? Kız gel, sana bir şey. Gel ablacığım. Evet evet Armağan'la bir. Armağan. Evet, evet. Ne şarkısı? Hayır, evet, evet evet. Ben şarkı evet. Söylemeye evet, gelmedim. Ben evladım. Hayır hayır ama bir tane oku Armağan'la ondan sonra oynayın. Bir yarım oku. 9-8 evladım. Hadi yalla. Oynayacağız. Aa saçmalama bir manyak. Ulan. Ne okuyayım be? Ne okursan oku bana ne ya? Armağan çocuğum kendine dikkat et. Neden?
şey meselesi çok. Hayır abi. Hadi. Sarılsana kıza yahu. Sarılsana kıza mı? Sok şey, elini tut. Elini tut. Hadi başlayın, ben dinliyorum. Allahu Ekber ya Rabbi. Sen okuyorsun ondan sonra. Neva Uşak yapın, ondan sonra bir şey okuyalım. Sen dur. Ne okuyacaksın? Ayrılacağız ben ve yenik yüreğim, yalnız mı kalacağız? Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız? Ben ve yenik yüreğim, yalnız mı kalacağız? Böyle yalnız
sen hep benimdin. Şimdi neredesin, nerede? Hani verdin sözler? Hani ellerin nerede? Hani huzur buldun? Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Hani verdin sözler? Hani ellerin nerede? Hani huzur buldun? Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin, nerede? Hani verdin sözler? Hani hakikaten, hakikaten sabahların sultanı, gecelerin kurnazı, gecelerin yargıcı, sabahların sultanı, kim ne derse desin. Sabahleyin bütün kadınların, işi olmayan erkekler bile evde oturuyor, eşiyle, çoluğuyla, çocukla kahvaltısını yapıyor, ondan sonra Sedoş'u izliyor, bak yemin ediyorum. Ben bile bak, ben uyurken kanalı onun kanalına ayarlıyorum. Bırakıyorum, öyle ses hafif geliyor. Uyandığımda Seda'yı gördüm mü saatin kaç olduğunu anlıyorum, biliyor musun? Yemin ediyorum. Bakıyorum bütün konuklar oturmuş, ah saat yarım falan diyorum. Eğer bakıyorum tek çıkmış, o anda rastlıyorsam saat 10 çeyrek falan diyorum. Öyle sen de mi? Doğru, vallahi doğru. Yemin ediyorum. Bana bak, bak saatine. Eğer bir yalanım varsa ışıklara kör bakayım. Aha. Allah korusun be bu da. Allah korusun. Şşş yavaş. Şey pardon. Ha, mamenin üstüne düşeydim ha. Bu arada Nazoş'un üstüne de. Nazoş. Oh, işte şarkı. Bu benim şarkım. İkiniz oynamadınız ama. Oynayacağız. Bundan böyle arkadaşım geçelim. Çilesi.
senin gibi aldatmıyor. Kapris yok, gurur yok, beni her gün ağlatmıyor. Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana. Unutturdu seni bana geceler. Yoldaşım oldu geceler, geceler. Dumrlaka gamrınga gagum. Karlıdağın eteğinde, Ağrıdağın eteğinde, uçan güvercin olsa, Ağrıdağın eteğinde, uçan güvercin olsa, Türk olsam dillerde, diyar diyar dolansa, Türk olsam dillerde, diyar diyar dolansa, başımdaki sevdayı karnına yazsa, başımdaki sevdayı karnına.
Aman bir ricalim var. Duvardan duvara halıyım. Dokunmayın bana, ben sevdiğimin malıyım. Allah. Huzurlarınızda Bülent hanımefendiye, Seda hanımefendiye saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aldığımız telefonların, aldığımız mesajların haddi hesabı yok. Sakın bitirmeyin, sakın bitirmeyin diyorum ama gerçekten biz mahvolduk yani. Biz bittik yani. Doğru mu efendim? Ve sevgili Armağan'a, o güzel sese, bariton ve güzel lokum gibi sese gerçekten teşekkür ediyoruz. Meğer Armağan'ı biz daha önce elemişiz. Ama biz o gün elemeseydik siz eleyip alamazdınız. Bu ne olacak? Kısmet, kadere bakar mısınız nereden nereye? Eğer biz o gün ona okey versek buralarda olamayacak. Yan yana gelemeyecekler, bu yarışmaya giremeyecek, nişanlanamayacaklar, az sonra nikah kıyamayacaklar. Bak o da inanmıyor. Evlenmeyecek misiniz? Ben özel hayatım hakkında hiç konuşmuyorum. Ve vay. Madem ki açtınız, onu da söyleyeyim. Son derece rahatsız oldum. Bilhassa bu şeylerin yeni işte telefonlarda bu görüntüler, evet, çekimler falan yapılıyor ya, medeniyet ilerledikçe rahatsız edici olaylar gerçekleşiyor. O gördüğünüz mesela nişan resmi diye gördüğünüz resimler nişan resmi değil. Kesinlikle doğru. Bir yemek, akşam yemeğiydi. Orada çekilmiş bir resimdi ve benim cep telefonlarıyla. Evet, eşofmanlar vardı. Tam da anlaşılmıyor zaten ne oldu. Yani çeşitli yerlerden böyle falan filan bir şeyler. Montaj yapınca. O nişan resmi değil asla, onu size söyleyeyim bir kere. Nişan resimleri nerede efendim? Onlar, onlar bende. Bizde. Beyefendi de var, evet. Vay. Beyefendi vay de var. Vay. Efendim, bu arada sizi çok severler ailesi. Teşekkür ederim. Telefon açmışlar reklam arasında. Kendisini suspus oldu. Adamın sesi kesildi. Halbuki cayır cayır konuşur. Bunu bakmayın böyle. Çok uslu çocuk yaptı kendini. Aman ne konuşur ne konuşur. Efendim. Yo, reklam aralarına söylesene ne kadar sevdiklerini ve selam yolladıklarını. Evet efendim. Gerçekten ailecek. Özellikle ben ilk müziğe başladığımda severek dinlediğimde severek tavırlarını, namelerini taklit etmeye çalıştığım tek insandır İbrahim Tatlıses. Estağfurullah.
E hadi geç yanında otur hadi geç. Gel yanında otur. Kazandım demek. Kazandım demek yanında. Yok yok git yanında otur ben de size bir şarkı söyleyeyim. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Seda nereye gitmiş biliyor musun? Nerede bu? Magazin nerede ayol? Yok şeyde. İçeride. İçeride. Telefonla. Yok ne onunla yanında. Başka bir şey var şeyde. Her şeyi bulur orta burada konuşmayalım. Herhalde yani. Canım sen de sus. Nerede bitecek benim hayatım? Mesut sanıyor, bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Nerede bitecek benim hayatım? Bir meçhule döndü benim hayatım. Zamansız sarardı benim hayatım. Mevsimsiz sarardı benim hayatım. Işıklar, ışıklar altında sönmüş gibiyim. Dostların içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibiyim. Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Bunu Gülüm Benim'i yazan Bursalı bir besteci, söz yazarı Şakir Askan, evet. Bestesini Burhan Beyer yaptı. Yorgunum, dertliyim. Aslında bizleri düşünerek, ışıklar altında biz sanatçıları düşünerek. Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz. Mutsuzum desem de kimse inanmaz. Maziyi ararım, böyle yaşanmaz. Çekilmez bir çiledir benim hayatım. Alasmalık, alasmalık. Işıklar altında sönmüş gibiyim.
dostlarım içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibiyim. Nerede bitecek benim hayat? Nerede bitecek benim hayat? Selçuk, Selçuk Tekaya, yine orkestrasına çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, şeref verdiniz, sağ olun. Mevsimsiz sarardı benim hayatım.